Esrarengiz Kasaba'nın ikinci sezonunu bu videoda sizlere özetleyeceğim. Ama lütfen bu videoların devamlılığını sağlayabilmem adına sadece 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıverin arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Birinci sezonun final bölümünde bildiğiniz üzere Harika Amcasisten son sahnede 3 günlüğü birden bir araya getirip yıllardır üstünde çalıştığı makineyi çalıştırmayı başarmıştı. İşte ikinci sezonun ilk bölümü de tam buradan başlıyor. Stan diğer boyutlara açılan bir portal kapısını çalıştırmıştı. Bunu daha neden yaptığını anlamamıştık ama ilerleyen sahnelerde anlayacağız. Tabi Stan bu boyut kapısını açtığı anda etrafa yüksek bir enerji dalgası yayıldı ve bunu hükümetin adamları tespit etti. Ardından hükümetin ajanları Stan Pines'ın memleketine geliverdi ve onun kapısını tıklattı. Bu ajanlar aslında Gravity Falls'taki tuhaf olayları yıllardır gözlemliyormuşlar ve artık bu işi aydınlatmak istiyorlardı. Bunun için Stan'i biraz zorladılar ama Stan onları bir şekilde geri yollamayı başardı. Tabii en azından öyle zannetti. Çünkü bölüm boyunca gizli gizli bu ajanlar bizimkileri gözetlemeye devam etti. İlerleyen vakitlerde Stan akşamüstü bir parti başlattı. Herkes eğlenirken de kendi gizli laboratuvarına geri döndü. Bu arada Dipper da bu olayları aydınlatmak istiyordu. Ama Harika Amca Stan onun bunu yapmasını istemiyordu. Onun ne kadar akıllı bir çocuk olduğunu ve işi kurcalarsa harbiden de her şeyi açığa çıkarabileceğinin farkındaydı. Bu yüzden sürekli onu olaylardan caydırmaya çalıştı. Ama tabii başarılı olamayacaktı. Dipper partiden ayrılıp bu ajanları aramaya başladı ve en sonunda onları buldu. Onlara bu gizemli olayları aydınlatmaları için elindeki günlüğü gösterdi. Ama tabii ki ajanlar ona inanmadı. O da günlükte olan bazı sözleri söyledi ve zombileri canlandırdı. Tabii ajanlar bunu görünce inanmak zorunda kaldı. Ama Dipper onları ikna etmek adına başlarına büyük bir bela açmıştı. Artık Gravity Falls'ta kol gezen zombiler vardı ve bunun üstesinden gelmeleri lazımdı. Zombiler o kadar çoğaldılar ki Stan'i ve bizim çocukları gizemli kulübeye sıkıştırdılar. En sonunda o kadar çok kaçamayacak noktaya geldiler ki hepsi birlikte bir odaya tıkışıp kaldılar. Stan bu zamana kadar sürekli büyünün varlığını reddetmişti. Dipper de artık Stan'in zombilerle bile savaştığını görünce onun artık büyüyü reddetmeyeceğini anlamıştı. Artık büyüyü reddetmeyeceksin değil mi Stan amca diye ona soru verdi. İşte tam o anda da Stan artık gerçekleri konuşmaya başladı. Aslında büyünün hep var olduğunu biliyordum dedi. Sadece sizi bu tehlikeli olaylardan uzak tutmak için size yalan söyledim dedi ve her şey açığa çıktı. Ardından birlikte bu zombi felaketinden kurtulmak için plan yapmaya başladılar. Dipper günlükte bir çözüm ararken görünmez mürekkeple yazılan yazıları fark etti ve bu zombilerin mükemmel bir şekilde yazılmış 3 bölümlük bir armoni ile yani müzikle yok edebileceğini anladı. Ardından söyledikleri güzel bir şarkıyla tüm zombilerin kafalarını patlattılar. Ardından her şey tatlıya bağlandı ve bu bölümde bitti. Bir sonraki bölümde Dipper ve Wendy televizyon izliyorlardı. Dipper ardından Wendy'nin manitasından ayrıldığını öğrendi ve ona çıkma teklif etmek istedi. Ama bunu tam olarak başaramadığı için onu Mabel'la birlikte gidecekleri eğlenceli bir olaya davet etmiş oldu. Yani tam olarak randevu gibi olmayacaktı. Dipper, Esrarengiz Kasaba serisinin ilk sezonunun ilk bölümünde bir ağacın gövdesindeki gizli tuşlar sayesinde günlüğü bulmuştu. İşte o ağaçtaki tuşlar sadece günlüğün kapısını açmıyordu. Meğerse ağacın altında yani yerin altında gizli bir laboratuvar vardı. En azından günlüğe göre öyleydi. Dipper oraya gidip her şeyi incelemek ve gizemleri çözmek istiyordu. İşte bu yüzden Dipper, Mabel, Sus ve Bendy bir araya geldi ve bu gizli laboratuvara yolculuğa çıktı. Bizimkiler bu keşif sırasında ürkütücü dakikalar geçiriyordu. Mabel, Dipper'ın Wendy'ye aşık olduğunu biliyordu ve Wendy'nin de manitasından ayrıldığının farkındaydı. Bu sebepten Dipper'ı ona çıkma teklif etmesi için cesaretlendirmeye çalıştı ve onları bir odaya itip üstlerinde de kapıyı kapatıverdi. Ama tabii bunun sonu hiç iyi olmayacaktı. Çünkü o kapı kapandıktan sonra bizimkilerin arkasında başka bir kapı açıldı ve oradan girdikleri anda bir canavar bizimkileri kovalamaya başladı. Ama sonralarında başka bir eleman canavarı bir şekilde etkisiz hale getirip bizimkilerin yanına geldi ve kendini günlüğün yazarı olarak tanıttı Dipper'a. İlerleyen sahnelerde Dipper bu elemana günlüğü verdi ve eleman günlüğün içindeki bilgileri gördüğünde gerçek yüzü ortaya çıktı. Meğerse bu eleman günlüğün yazarı değilmiş. Ve bununla da kalmayıp aslında göründüğü kişi de değilmiş. Şekil değiştirici bir yaratıktan ibaretmiş. Ve dışarı çıkıp özgür kalmak istiyordu. Bunun için bölüm boyunca bizimkilerle savaştı. Dipper ve diğerleri de onun dışarı çıkmaması gerektiğinin farkındaydı. Canavar sürekli bizimkilerden birinin şekline bürünüp akıl oyunları oynuyordu. Ama bölümün sonunda kazananlar bizim takım oldu. Ve canavarı bir kapsüle tıkıp onu dondurdular. Ardından da dışarı çıktılar
ve kalan hayatlarına devam ettiler. İkinci sezonun üçüncü bölümünde Mabel heyecanlı bir şekilde Gravity Falls'taki bir gazetede çıkacağını düşünüyordu. Ama gazeteye baktıkları anda hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü Pacifica Northwest denilen o illet kızcağız gazetenin ilk sayfasını satın almıştı ve kendi saçma haberiyle orayı kaplamıştı. Tabii bunu üzülen Mabel ve diğerleri televizyon izlemeye başladı ve televizyonda bir mini golf yarışması olduğunu öğrendiler. Ardından da oraya gidip yarışmalara katıldılar. Bizimkiler özellikle de Mabel bu mini golfte harbiden fazlaca başarılıydı. Herkesi ezip geçiyorlardı. Ama en sonunda o illet Pacifica ile karşı karşıya geldiler. Ve her ne kadar zor olsa da Mabel mini golf sahasındaki bazı tuhaf canlılar yardımıyla ve tabii kendi yetenekleri de sayesinde Pacifica'yı yenmeye devam etti. Ama ilerleyen sahnelerde işler karışıklaştı ve o golf sahasındaki küçük canlılar kafayı yedi. Pacifica'yı öldürmeye çalıştılar ve hatta kendi aralarında bile kapışmaya başladılar. Mabel da yaptığı duygusal bir konuşma sayesinde onları durdurabileceğini düşünürken tabii başarılı olamadı. Ve bu elemanlar bizimkilere saldırmaya başladı. Ardından Dipper, Mabel ve Pacifica oradan kaçmak için ellerinden geleni yaptılar ve en sonunda da kaçmayı başardılar. Sezonun 4. bölümünde Dipper önceki bölümdeki laboratuvardan aldığı bir dizüstü bilgisayarı çalıştırmaya çalışıyordu. Ve en sonunda bilgisayarı açmayı başardı. Bilgisayarı açtığında günlüğün yazarının kim olduğunu öğreneceğini düşünüyordu. Ama tabii bu hiç kolay olmayacaktı. Çünkü bilgisayar açıldığı anda şifre gerekli olduğunu öğrendiler. Dipper bu şifreyi kırmaya çalışırken Mabel da bir kukla gösterisi yapan elemana vuruk bir şekilde ilgi gösteriyordu. Mabel bu elemanın dikkatini çekebilmek ve ona yaranmak için çok kısa bir vakitte bir kukla gösterisi hazırlamak istedi. Ve Dipper'dan yardım istedi. Dipper'a hatta yalvardı. Ve Dipper da elden ne gelir kardeş diyerekten ona yardım etmeyi kabul etti. Bizimkiler bu yolda ilerlerken de Bill Cipher'ın gölgesi bizimkileri takip ediyordu. Tabii bu sahneleri gördüğümüzde tüylerimiz ürperdi. Bizimkiler kukla gösterisi için neredeyse her şeyi yaptıktan sonra Dipper gecenin bir yarısında uyandı ve çatıya çıktı. Çatıda laboratuvarda bulduğu laptopun şifresini kırmaya çalıştı. Ve işte tam o anda olanlar oldu ve Bill Cipher bir anda Dipper'ın karşısına geldi ve ona şifreyi kırabileceğini söyledi. Ama bunun için bir anlaşma yapmaları gerekiyordu. Bill Dipper'dan bir iyilik isteyecekti ve bu iyilik karşılığında şifreyi kıracaktı. Ama Dipper bunu ilk aşamada reddetti. Ama ilerleyen sahnelerde Dipper şifreyi o kadar çok yanlış girdi ki laptop kendini yok etme moduna geçti. Ve tam o anda Bill tekrardan karşısına çıktı ve ona anlaşmayı hatırlattı. Dipper da artık muhtaç olduğu için anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Anlaşmaya göre Bill Dipper'dan sadece bir kukla istiyordu. Bu yüzden Dipper bu anlaşmayı kabul etti ve olanlar oldu. Bill'in istediği kukla bir oyuncak parçasından ibaret değildi. Onun istediği asıl kukla aslında Dipper'ın vücuduydu. Yani ona göre biz de birer kukladan ibarettik. Ve Dipper da anlaşmayı kabul ettiği için Cipher Dipper'ın bedenini ele geçirdi. Ve diğerlerine kendini Dipper gibi gösterip onun hayatını yaşamaya başladı. Dipper ise ortalıkta bir hayalet olarak dolaşıyordu. Ve bölüm boyunca diğerlerine Bill'e karşı uyarmaya çalıştı. Ve en sonunda başarılı oldu. Ve bölüm boyunca bizimkiler Dipper'ın bedenini ele geçirmiş olan Bill'le savaşmaya başladılar. Ve en sonunda Bill'i Dipper'ın bedeninden kovmayı başardılar. Ve Dipper da kendi bedenine kavuştu. Bölüm de böylelikle bitti diyebiliriz. Sonraki bölümde Sus kendine bir manita ayarlamaya çalışıyordu. Ama tabii kızlar ondan bağıra bağıra kaçıyordu. Bu durumu gören bizimkiler de Sus'a harbiden de üzülüyordu. Bu yüzden Mabel ve Dipper Sus'un bir manita bulması için ona yardım etmeye başladı. Ama bir süre boyunca başarısız olmaya devam ettiler. Tabii manita avında başarısız olan bizimkiler bir kaset dükkanına gittiler. Sus ise oradan garip bir oyunun kasetini aldı. Akşam evine gidip tek başına bu oyunu oynamaya başladığında oyunda bir kız çıktı karşısına. Ve bu oyunun içindeki sanal kızla birlikte Sus manita oldu. İlk başta Sus onun sadece bir oyundan ibaret olduğunu zannediyordu. Ama sonrasında bu oyunun yaşayan bir canlı gibi olduğunu anladık. Oyunun içindeki hatun Sus'a takıntılı olmuştu. Ve ona ölümüne aşıktı. Sus ilerleyen sahnelerde bu oyun yüzünden kafayı yemeye başladı. Ve bunu gören Dipper ve Mabel ona engel olmak için onu bilgisayardan uzaklaştırmaya çalıştı. İşte asıl olaylarda tam bu noktada patlamaya başladı. Çünkü onu oyundan uzaklaştıran Mabel ve Dipper'ı gören bilgisayar oyununun içindeki o hatun bizimkilere ayar oldu. Ve bilgisayarın içinden çıkıp elektrik kabloları yoluyla her yere yayıldı ve bizimkileri tekrardan buldu. Yani artık bilgisayara bağımlı bir şey değildi. Bu sırada Sus da gerçek hayatta bir kızla tanışmıştı. Tabii bunu gören bilgisayar oyunundaki kız da buna fazlaca sinirlendi ve etraftaki oyuncakları kullanarak bizimkilere saldırmaya başladı. Ama bu kapışmanın sonunda Sus oyunun CD'sini yanan bir kazana attı. Bunu yaptığı anda da oyundaki o hatundan kurtulmayı başardılar.
ve bu bölümde bitiverdi. Bir sonraki bölümde tembel Susan lokantasını kapatıp evine gidecekken turtasını çalmaya çalışan cüceleri gördü. Tabii büyülü cüceleri gördükten sonra fazlaca şaşırdı ve heyecanlandı. Tam telefondan polisi arayacakken gizli tarikat üyesine benzeyen tipler tembel Susan'ı kaçırdı. Ardından intro girdi. Sonra bize Dipper gösterildi. Dipper hala kasabanın gizemlerini çözmeye çalışıyordu. Ve elinde geçen bölümde patlayan ve kırılan laptoptan başka bir şey yoktu. Ama kırılan laptopu incelerken en büyük büyük ipucuyu buldu. Laptopun içindeki bir parçada niyeyse McGaddock yazıyordu. İsmini yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Şu deli ihtiyar eleman var ya, ondan bahsediyorum. Tabii bunu gördükten sonra bizimkiler yaşlı ihtiyarın kulübesine gittiler. Çünkü Dipper onun yazar olduğunu düşünmüştü. Tabii gerçeklik öyle değildi. Sonra bizimkiler McGaddock'la konuştuktan sonra onun beynini birilerinin sildiğini düşünmeye başladılar. Ve bu birileri kim, onun arayışına girdiler. Arayış sırasında da Esaingiz Kasaba Tarihi Müzesi'ne vardılar. Ve orada onlardan kaçan bir elemanı fark ettiler ve takip ettiklerinde farklı bir odaya vardılar. Ve odada gizli bir geçit buldular. Sonrasında da yaşlı McGaddock'ın hafızasını silen elemanları ve bölümün başında tembel Susan'ı kaçıran elemanları da buldular. Yani aslında hepsi aynı tarikatın üyeleriydi. Meğerse bu tarikat Esengiz kasabadaki gizemli olayların normal vatandaşlara korku vermemesi için insanların gördüğü tuhaf olayların onlara unutturulmasını sağlamak için kurulmuş bir tarikattı. Tabii bizimkiler bu olayı durdurmak istedi ve tarikat üyeleriyle savaştı. Ve en sonunda da yaşlı McGaddock'ın sayesinde tarikat üyelerini yendiler. Meğerse bu yaşlı ihtiyarın da zihni bu tarikat üyelerinde olan silah sayesinde silinmişti. Ve anıları başka bir yerde depolanmıştı. İşte bizimkiler de bu anıları izlediklerinde her şeyi öğrendi. Meğerse bu unutturma cihazının tasarımcısı da bizim yaşlı ihtiyarmıştı. Zamanında günlüğün yazarıyla çalıştığı bir projede farklı bir alet yaratmışlardı. Ama aletin onlara gösterdiği tuhaflıklar yüzünden bizim ihtiyar kafayı yemişti. Ve bu olayları unutmak için bu unutturma cihazını keşfetmişti. Ardından da dertlerini unutmak isteyen insanlar için bu tarikatı kurmuştu. Ama yıllar boyunca bu unutturma cihazını kendi üstüne denediği için de zaman içinde beyni erimişti ve en son şu anda gördüğümüz haline gelmişti. Yani aslında süper zeka olan bir eleman bu alet sayesinde beyinsiz bir elemana dönüşmüştü. Neyse, bunları öğrendikten sonra da bu bölüm bitti zaten. Sonraki bölümde bir önceki sezonda bizim Mabel ve Dipper'ın bir zaman makinesi çaldığı eleman vardı bildiğiniz üzere. Ama bizimkilerin yaptığı hatalar yüzünden bu elemanı zaman polisleri hapse atmıştı. İşte bu bölümde bu eleman hapisinden kaçmıştı ama sonrasında tekrardan polislere yakalanmıştı. Ama polislerden glut mıdır ne, öyle bir hakkım var, onu kullanmak istiyorum dedi. Bu hakkına göre de istediği kişilerle savaşıp bu savaş sonucunda kazanırsa özgür kalabilecekti. İşte bu savaş için ise seçtiği kişiler onun hapse girmesine neden olan Mabel'la Dipper'dı. Tabii durum böyle olunca zaman polisleri bizim Mabel ve Dipper'ı diğer elemanla savaşacakları zamanı ışınlayıverdi. Tabii bizimkiler olayları öğrendikten sonra bu savaşa girmemek adına zaman polislerinden zaman makinelerini çaldı ve başka zamanlara ışınlanıp onlardan kaçmaya çalıştılar. Ama tabii savaştan kaçamadılar ve en sonunda o elemanla kapışmak zorunda kaldılar. Ardından da zaman bebeğinin huzurunda savaştılar ve en sonunda kazanan Mabel'la Dipper oldu. Bu yarışmayı kazandıkları için ise zaman bebeği kaybeden elemanın kaderini bizimkilere bıraktı. Bizimkiler de onun eski işine geri dönmesini ve hapisten çıkmasını istedi. Zaman bebeği de hay hay diyerekten bu dileği yerine getirdi. Sonraki bölümde Pacifica'nın ailesi kendi Northwest malikanelerinde bir davet düzenleyeceklerdi. Ama daveti düzenleyemeden evlerine bir hayalet saldırısı başladı. Yani paranormal olaylar yaşanmaya başladı ve eşyalar ortalıkta uçuşup oraya buraya fırladı. Pacifica'nın babası da bu işe son verebilecek birinin arayışına girdi. Ve aklına Dipper Pines geldi. Sonraki gün Pacifica gizemli kulübeye gitti ve Dipper'dan yardım istedi. Bizimkiler de hep birlikte Pacifica'nın evine gitti ve bu işe bir son vermek için hayaletin arayışına girdiler. Ve en sonunda onunla karşılaştılar. Ama bu karşılaşma pek de hoş olmadı tabii. Çünkü hayalet bizimkilere acı çektirmeye başladı. Ama sonrasında hayaletin derdi anlaşıldı. Hayalet aslında bizim Dipper ve diğerlerine zarar vermek istemiyordu çok da. Asıl sinirlendiği ve zarar vermek istedikleri Northwest ailesinin ta kendisiydi. Dipper hayaleti bir şekilde bir aynanın içine hapsetmeyi başardı. Ve sonrasında hayaletin anlattıklarına göre tam 150 yıl önce Northwest'lerin ataları oduncu insanlardan
Pepe'ye bir malikane inşa etmelerini istemişler. Ve bunun bir kasabaya hizmet olacağını söylemişler. Ve yılda bir kere herkesin katılabileceği muhteşem bir parti verileceğinden bahsetmişler. Tabii bunu duyan uzuncular da kasabaya hizmet etmek için yıllarca bu malikane için çalışmışlar. Hatta geçen zaman içinde ölen arkadaşları bile olmuş. Ama iş bittiğinde kasabanın normal insanlarına verdikleri parti sözünü tutmadılar. Parti zamanı geldiğinde normal halktan olan insanları malikaneye almadılar bile, dedi hayalet. Ve hayattayken öleceği sırada bu hayalet 150 yıl sonra tekrar dirilip bu malikane hala halka açık değilse bu sefer akacak kanın zenginlerden olacağına dair söz vermiş. İşte bu sebepten 150 yıl sonra tekrardan hayalet olarak geri dönmüş. Yani buradaki kötü Northways ailesi aslında. İşte bu sebepten Dipper hayaleti özgür bıraktı. Hayalet de gidip malikanede partiye gelen tüm zenginlere eziyet çektirmeye başladı. Tabii Dipper bunu görünce yaptığına pişman oldu ve hayaleti tekrar durdurmak isterken hayalet tarafından bir tahtaya çevrildi. Ama Pacifica bunu görünce fazlaca üzüldü ve artık bu lanetin kalkması için kapıları halka açtı ve kapılar açılınca da hayalet tüm laneti kaldırdı ve tekrardan herkes normal olmayan normal hayatına geri döndü. Sezonun 11. bölümünde Stan tekrardan gizli laboratuvarında karşımıza çıkıyor ve diğer bölümlerde gördüğümüz üstünde çalıştığı portal kapısını açmayı başarıyor. Tabii ardından hemen intro giriyor. Sonra da Dipper, Mabel ve diğerleri gün akışında olaraktan bize gösteriliyor. Harika amca Stan herkesten gizli olarak yaptığı şeyleri hiç kimseye çaktırmadan normal normal davranıyordu. Ama sonrasında bir anda hükümet ajanları bizim Stan'in üstüne atlayıverdi. Meğerse önceki akşam birileri tehlikeli kimyasal atıkları çalmıştı. Ve bu hükümet ajanları bizim Stan'den uzun zamandır şüphelendikleri için bu işi ondan bilmişlerdi. Ve bu yüzden Stan'i tutukladılar. Tabii Stan bu durumdayken Mabel ve Dipper da harika amca Stan'i aklamak için ellerinden geleni yapıyorlardı ve deliller toplamak istiyorlardı. Ama delil arayışındayken harbiden de harika amca Stan'in bir işler çevirdiğini anladılar. Yani hükümet ajanları haklıydı. Bu arayışın içine girdikçe Stan'in sahte kimliklerini ve hatta birçok daha karıştırdığı tuhaf işlerine rastladılar. Tabii bunu gören Dipper da Stan'e olan tüm güvenini kaybetti. Bizimkiler bu olaylarla uğraşırken Stan de karakolda ajanlara ifade veriyordu. Ama o sırada Stan'in çalıştırdığı o portal çalışmaya başladı. Bu alet o kadar çok güçlüydü ki Gravity Falls'taki tüm yer çekimini yok ediyordu ve herkes bir anda havaya uçuyordu. Tabii Stan de bu durumlardan faydalandı ve oradan kaçmayı başardı. Stan kaçmaya çalışırken de bizim çocuklar Stan'in gizli laboratuvarını buldu ve Stan'in yaptığı o makinenin dünyaya zarar getireceğini düşündükleri için onu tam yok etmeye çalışacakları anda Stan ortama giriverdi ve Dipper'a engel oldu. İşler hiç de bildiğiniz gibi değil dedi onlara ve tam o sırada makine tekrardan çalışmaya başladı ve tüm yer çekimi kayboldu. Sonrasında da portaldan bir adam geldi. İşte o adam günlüklerin yazarıydı. Stan'in kardeşi. Tabii bu anı görmemizle de birlikte bu bölümde bitti. Sonraki bölümde tekrardan Stan ve kardeşi karşımıza çıktı. Kardeşi bir anda Stan'e yumruğu patlatıverdi. Sebebi ise geçidi tekrardan çalıştırmasıydı. Ve dünyayı mahvedebileceğinden bahsetti. Sonrasında da biraz kapıştılar. Ama en nihayetinde tatlıya bağlandı olaylar diyebiliriz. Sonrasında da sahneler boyunca Stan ve kardeşinin geçmişi bizlere gösterildi. Olayların nasıl bu raddeye geldiği anlatıldı bizlere. Şimdi bu noktadan sonra da geriye kalan bölümleri çok daha özet bir şekilde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ve böylelikle daha net anlayacaksınız bence olayları. İlerleyen bölümlerde Ford kulübenin etrafına bir büyü yapar. Ve böylelikle bir Cypher kulübenin içindeki hiç kimsenin zihnine giremez. Sonraki bölümlerde Ford'un uzay zamandaki yırtığı sakladığı fanusun camı kırılmaya başladı. Bu fanus eğer kırılırsa büyük bir felaket yaşanacaktı. Ve Bill'le birlikte onun kötü diyarının kötü varlıkları da dünyaya gelecekti. Ve böylelikle büyük bir yıkım olacaktı. Bu sebepten Ford ve Dipper fanusu onarabilmek için ellerinden geleni yaptı. Ve en sonunda başarılı da oldular. Bölümün sonlarına doğru Ford Dipper'a yanında kalmasını teklif etti. Çünkü ikisi iyi birer takım olmuştu. Ama sonrasında bu durum Mabel'ın canını sıktı. Ve bu sebepten Dipper ve Mabel kavga etti. Mabel üzüntüyle birlikte ormana doğru koştu ve bir ağacın dibinde kendi kendine ağlamaya devam etti. Ama bir anda bilirsiniz şu zamanlar arası gezen bir eleman vardı. O çıka geldi ve Mabel'dan Ford ve Dipper'ın düzeltmek için çabaladıkları o fanusu hissetti. Tabii Mabel'ı kandırdı. Eğer o fanusu kırarsan
bu yazı istediğin kadar uzun süre yaşayabilirsin falan filan dedi ve onun gözünü boyadı. Ve ne hikmetse tam o sırada Mabel ve Dipper'ın çantaları karışmıştı. Yani o fanus Dipper'ın çantasındaydı ve Mabel'ın eline geçmişti. Tabii Mabel da bu süslü laflara kandı ve yırtığı zaman elemanına verdi. Ve hemen ardından aslında zaman elemanının Bill Cipher olduğunu anladık. Tabii yırtığı eline geçiren Bill hemen onu parçaladı ve böylelikle evrenler arası kapılar açıldı. Bill de bu sayede fiziksel olarak dünyaya geldi ve kaos başladı. Ardından Bill tüm kasabayı tekrardan istediği gibi düzenlemeye başladı ve insanların içinden geçti. Ford Bill'i her ne kadar durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Bill onu da dondurdu. Ardından Ford'un yapamadığını Dipper yapmaya çalıştı ve Dipper de başarısız oldu. Sonrasında Bill bütün günlükleri yaktı ve hemen ardından Gravity Falls'tan çıkıp tuhaflıklarını tüm dünyaya yaymak istediler. Ama tabii başaramadılar. Çünkü Ford taşa dönüşmeden önce kasabanın etrafına bir büyü yapmıştı ve onu kırabilecek tek kişi de kendisiydi. Tabii Bill bunu bildiği için Ford'un zihnine girdi. Bill Ford'a ne teklif ederse etsin Ford bunu kabul etmedi ve ona kalkanı nasıl kaldıracağını söylemedi. Tabii bunun ardından Bill işlerin güzellikle ilerlemediğini anladı ve Ford'a işkence etmeye başladı. Ama sonrasında dışarıdan biraz fazla ses geldiğini düşünmeye başladı. Ve dışarıya baktığında kulübe Tron'u gördü. Bizimkiler kulübeyi dev bir robota çevirmişti ve böylelikle Bill'le savaşmaya başlamıştı. Kulübe Tron'u kullanan bizimkiler Bill'in elemanlarını kolaylıkla yenmeye başardı. Ve en sonunda Bill'le kapışmaya başladılar. Bill kulübenin etrafındaki büyük halkanı yüzünden ona zarar veremiyordu. Ve bizimkiler bu sebepten avantajlıydı. Ardından kulübe Tron'u kullanarak Bill'in gözünü kopardılar. Ve hemen ardından gizli gizli Bill'in pramitine girdiler. Ve tüm kaya çevrilmiş insanları tekrardan normale çevirdiler. Sonrasında Ford, antik insanların Bill'i yenmek için oluşturduğu 10 şekilli burcu yere çizdi. Ve şekli temsil eden her kişi kendi şeklinin üstüne geldi. Ama tabii bizim Ford ve Stan aralarındaki gıcık anlaşmazlık yüzünden Bill'i yok etme şansını kaybederler. Ardından Bill ortama gelir ve hepsini tekrardan tutsak eder. Ama ilerleyen sahnelerde Dipper ve Mabel tutsak oldukları yerden kaçmayı başarır. Tabii Bill Cipher da onları kovalamaya başlar. Bill onları yakaladığı ve onları öldüreceği anda Ford Bill'in isteğini kabul eder. Ve zihnine girip kalkanı nasıl kaldırabileceğinin bilgisini alması için anlaşmayı kabul eder. Hemen ardından Bill de Ford'un zihnine girdi. Ama girdiğinde aslında Ford'un zihnine değil, Stan'in zihnine girdiğini anladı. Bizimkiler meğerse Bill'e tuzak kurmuşlardı. Ford Bill'i komple yok etmek için hafıza silici makineyle Stan'in zihnindeki tüm hafızasını silmeye başladı. Stan'in hafızası silindiğinde Bill de onunla birlikte komple silinecekti. Bill son anda her ne kadar yalvarsa da Ford durmadı ve Stan'in tüm zihnini yok etti. Bill'le birlikte. Yani Stan kendini böylelikle feda etmiş oldu. Tabii bunun ardından da tüm tuhaflıklar kıyameti bitti ve her şey normale döndü. Bölümün sonunda da Stan tekrardan bir şekilde hafızasını geri kazandı. Ama Bill Cipher asla geri dönmedi. Yani Bill böylelikle ebediyen yok oldu. Tabii bazı teoriler de var. Çünkü Bill, Stan'in zihninde tam yok olacakken, söyledikleri şeyi terse çevirdiğimiz zaman Exolete adındaki bir varlıktan yardım hissediyor ortaya çıkıyor. Yani böyle bu yollarla falan geri dönebilir gibi teoriler var. Ama yapımcılar artık yeni bölümler gelmeyeceğini resmi olarak açıkladığı için, Bill Cipher'ın kesin ve kesin olarak artık geri gelmeyeceğine eminiz. Yani böylelikle de sezon finaliyle birlikte Bill Cipher'ın da hayatı bitmiş oldu. Neyse bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzdaki hızlı özet serilerinin devamını istiyorsanız, sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atıverin arkadaşlar. Bir de kanala abone değilseniz abone olursanız fevkalade olur. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmayın. Bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşça kalın.